Pezemekler, SmackDown Live'a hoş geldiniz. Yeni arena, yeni universe mode, yeni oyun. Ve ilk olarak büyük bir maçımız var. Yani belki değer olarak büyük değil ama kişi sayısı olarak büyük. 8 kişilik Over the Top Rope Battle Royale ve herkes bu bütün 8 kişi de bir tag team'in parçası. Yani şu an Dash Wilder geliyor. Birazdan Scott Dawson gelecek kısacası. Belirli bir amacı yok. Ama maçtan biri beni eğer etkilerse, bayağı etkilerse singles kemeri için bile gidebilirler. Veya bir takım, daha nasıl diyeyim, maçta kalan son kişi, yani maçı kazanan kişi hangi tag team'dense onları birinci contender yapmayı düşünüyorum. Yani tag team battle royale yapacaktım da öyle bir olasılığım olmadığı için bununla yetineceğiz artık. Ve tabii ki de dediğim gibi Dash Wilder'ın partneri Scott Dawson, Revival'ın ikinci parçası, çıkışını yapıyor şimdi. Bu sene daha da iyi gözüküyorlar lan sanki. Yani geçen sene aynı mıydılar? Galiba aynıydılar. Sakalları falan daha azı gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Kıyafetlerini daha adam akıllı yapmışlar, o kesin. Neyse. Daha 6 kişi var, dolayısıyla çok uzatmak istemiyorum. Sizin girişini baştan sona izleyemem. Yoksa yani bölüm 20 dakika uzar gerçekten. Sırada. Kim var sırada abi? Girişi niye bu kadar uzun sürüyor? Tamam, anladık. Seyirciler var, izliyorlar, evet. SmackDown'da, yeni arenada izliyorlar bizi seyirciler ama... Hah, sonunda. Galiba. Vay anasını abi, ne uzadı lan. Ve... Maçtaki ikinci kel... The Bark ya. Gözlük çok korkunç duruyor lan, o hiç gözlük olmamış yani. Neyse, devam edelim. Tabii ki de sıradaki Cesaro'nun tag partneri. Umarım o kadar uzun sürmez onun gelmesi Cesaro gibi. Sürecek gibi gözüküyor. Gerçekten. Lanet olsun. Vay anasını gerçekten ya. Bu ne böyle? Buraları keseceğim hep. Yani çok çılgın bir girişi var Sheamus'ın. Yani modeli de gayet güzel gözüküyor. Ama Battle Royale maçında hiç yardımcı olmayacak bunlar ona. Hadi bakalım, gayet. Kendine emin bir şekilde ringe giriyor. Beşinci kişi gelsin artık. Bu kadar uzun sürmedi. Yay. Hype Bros'un bir parçası kendisi. Yeni şarkısı çok, yani 2016'da falan bu şarkıya geçti de yani. Eski versiyonuna göre 10 kat daha güzel. Zack Ryder bakalım bizi şaşırtabilecek mi bu maçta. Dedi kaldı Michael Cole. Çünkü kalp krizi geçirdi. Birazdan çıkacak kişiyi hatırladı. Bir şey demiyorum, Mojo Rawley için bir şey demiyorum. Ve iki kişi daha kaldı. Bir tag team daha doğrusu.
Hoca hala zıplıyor anasını satayım. Ve Kalisto abi, Sin Cara'ya göre çok daha iyi olmasına rağmen, yani nedense Türkiye'de Sin Cara, gerçi doğru, SmackDown, tırnak içinde SmackDown popüler olduğunda Sin Cara yeni gelmişti WWE'ye falan böyle. Rey Mysterio gidince tabii çocuklar böyle sanki hani babası evden gitmiş gibi, babası evden sosyalik kaçmış gibi falan, Sin Cara da yeni baba olarak falan geldi. Keşke gelmeseydi. Gelemedi zaten, o ayrı bir konu. Herhalde o yüzden hala unutulmuyor Sin Cara, anlamış değilim. Neyse, merak etmeyin. Bu oyun dünyası. Sin Cara'yı gerçekten istiyorsanız. Dediğim gibi onun hakkında çılgın planlarım var ama. Yani fırsatlar vereceğim Sin Cara'ya, Kalisto'ya. Yenemezlerse benden değil hani. Kendisi WWE şampiyonluk turnuvasında güreşmiş birisidir. Seth Rollins kazandı o turnuvayı bu arada. Ve tebrik ediyorum onu. Bugün göreceğiz onu bu arada. Hatta bir dahaki maçta bile olabilir. Battle Royale başladı bile. Ve güzel, tag teamler birbirine dalmıyor. Bak, bu beni zevke getirdi. Hatta yardım ediyorlar. Tek birbirine dalan abi Lucha Dragons ya. Kahretsin. Neyse, düzelir diye düşünüyorum. Aynen, düzeldi bak. Kimse birbirine dalmıyor tag teamlerden. Bu çok hoşuma gitti. Ama insan sayısı azaldıkça bu değişecek tabi. Kalisto, Scott Dawson çıkarmaya çalışıyor. Ben bir şey diyecektim az önce, unuttum maalesef. Köşede Sheamus'ı çıkarmaya çalışıyor mu hoca? Ha, Sin Cara fena değildi abi turnuvada. Yani AJ Styles'la hatırlanabilir maç yaptı. Ya ben şeye çok üzüldüm ama. Kevin Owens'la güzel maç yaptı. AJ Sin Cara ile bile güzel maç yaptı. Final maçları hayal kırıklığına uğrattı beni. Daha fazlasını beklerdim yani. Oh, Sin Cara Majorali'yi atmaya çalışıyor. Pek başarılı olabileceğini sanmıyorum. Oh, Sheamus da gelmiş. O zaman atabilirler. Attılar mı? Hayır. Majorali kurtuldu bir şekilde. Oh, Scott Dawson kendi partneri tarafından gidecek. Kahretsin. Bunun olmasını istemiyordum ya. Bir de senenin başında konuşuyorlardı falan. Royal Rumble'da tag team partnerleri birbirine dalmayacak gibi bir şeyler diyorlardı. Yalanmış demek ki o. Bak, adam bildiğin dalıyor yani. Gayet. Hiç acımadan birbirlerine dalıyorlar. Yani kendi şanslarını şey yapıyorlar burada ya. Bitiriyorlar. Yani dediğim gibi. Sonra kim kalırsa burada büyük ihtimalle tag teamleri tag team şampiyonluğu için birinci contender olacak. Okay, en azından The Bar'la Hype Bros birbiriyle kapışmıyor. Bu da bir şey yani. Hala bir eliminasyon görmedik abi, 8 kişi var. Ben bekliyorum. Oha, Cesaro galiba. Hayır. Zack Ryder hala bizi şaşırtabilir yani. Olasılık var. Tamam, sonunda rakip değiştirdiler. Bir tek şimdi Lucha Dragons birbiriyle kapışıyor yine. O problem. Bir dakika. Zack Ryder atmak üzere birini. Scott Dawson atmak üzere. Scott Dawson kurtuldu. Sheamus kurtuldu. Cesaro kurtulabilecek mi? Kurtuldu çok güzel bir dirsek darbesiyle. Oha! Sin Cara'yı öldürmek üzere Kalisto. Sadece Lucha Dragons başından beri birbirlerine dalıyorlar lan. Tamam, Revival biraz kapıştı da. Maçın başından beri Lucha Dragons durmadan birbirlerine saldırdı. Phoenix Splash! Galiba tag team olmak istemiyor Sin Cara Kalisto'yla. Aman, tam tersi. Belki de ikisi de aynı duygular içerisindedir. Zack Ryder! Şaşırtamadı bizi. İlk elemine olan oldu hatta. Hala Mojo Rawley var ama Hype Bros için. Dolayısıyla hala umutları var. Birinci kontenderlik için. Okey. Güzel, şimdi daha anlamlı kapışmalar dönüyor yine. Cesaro Dash Wilder'ın peşini bırakmayacak gibi. Ama Scott Dawson kurtardı partnerini işte. İşte bu abi, takım çalışması dediğin. Ama kendini şu an batırmış olabilir. Oh, Kalisto gitmek üzereydi, gitmedi. Yalan söyleyeyim, bu maç beklediğimden uzun gidiyor şu an. Sheamus'a ne olmuş lan, baksanıza.
Belki Battle Royale diyedir. Royal Rumble'da olsa daha kolay gider belki. Abi Sin Cara herkesi sürttü ya, çok güzeldi. Dash Wilder çok büyük belada başı ama hayır. Reversal'u varmış, kurtardı o yüzden kendini. Sheamus'ı iplere doğru dayadı. Sheamus'ı atabilecek mi? Attı. Dash Wilder Sheamus'ı elemine etti. Şu an ringin içinde Mojo Rawley, Dash Wilder, Scott Dawson, The Lucha Dragons ve Cesaro var tek başına artık tag team'i için. Aynı şekilde Mojo Rawley de öyle. Abi Kalisto. Kalisto Sin Cara'yı elemine etmek üzere. Hayır, edemedi. Aa, Cesaro da gitti. Cesaro ve Sheamus'ın birinci contenderlık hayalleri şimdilik beklemek zorunda. Şey, zaten Cesaro da inanamıyor buna. Ne oluyor lan? Nasıl olur bu lan diyor. Ama yani yapacak bir şey yok. Terk etmek zorunda artık arenayı. Abi Lucha Dragons'a haftaya ben birebir maç vereceğim, yeter lan. Bir kapışsınlar, bir aralarında ne varsa çözsünler ki tag team niye göre dönüşsünler. Bu ne böyle? Hani gerçekten baksana, hala birbirine dalmıyor hiçbir tag team. Bak gitti, Kalisto'ya dalıyor yine. Şaka gibi. Büyük ihtimalle şimdi ama Revival'da birbirine dalmaya başlardı. Wow, Kalisto! Oha, Springboard Enziguri yaptı da. Bayağı bug'lıydı. Okay, Revival vs. Lucha Dragons görüyor şu an. Mojo Rawley hala içeride. Hala içeride Mojo Rawley. Arkadaşlar. Kalksa da bir signature Jacksack Mojo Rawley'e yani. Ama işte, çekemiyoruz hayat. Aha, Sin Cara. Sin Cara! Dash Wilder'ı tuttu. Kalisto! Scott Dawson'ı tuttu. Mojo Rawley yeni kendine geldi. Ama kendine geldi yani. Revival'ı elemine edemedi hiçbir Lucha Dragon üyesi. Ve bir saniye, Mojo Rawley abi. Kötü hareket işte Sin Cara'dan. Mojo Rawley ile kapışmayacaktın. Mojo'ya bulaşmayacaktın. Şimdi Scott Dawson'la Kalisto birbirine giriyor. Kalisto crossline yedi. Ama Mojo Rawley yakaladı ve Scott Dawson'ı aniden elimine etti. Bir tane daha crossline yedi Sin Cara. Aşaman Kalisto. Üzüldüm lan, adama sürekli crossline yiyor. Revival'ın bir üyesi daha gitti. Fuck the Revival zaten abi. Bayağı hayal kırıklığına uğramış bir şekilde gidiyor. Scott Dawson. Gerçekten çok beklenmediği bir anda yakalandı Scott Dawson. Dolayısıyla whoop. Hiç hani hiç ne yumruk yedi ne finisher yedi. Direkt bir Irish Whip'le gitti maçtan. Scott Dawson da giden partnerini gördü sanırım. Ayağa kalkarken bir saniye. Mojo'nun aklında büyük bir hareket var. İzin vermedi ama Scott Dawson. Ve Lucha Dragons şimdi kapışıyorlar işte, geri geliyorlar. Bu maçı kazanmak istiyorlar tag team olarak sanırım. Maç boyunca kapıştılar ama tag team olarak kazanacaklar. Super kick ve Mojo. Oha, super kick yedi mi Mojo, gitmedi. İnanılmaz. Reverse de hatta. Ama bu sonu olmuş olabilir bu. Mojo'nun sonu olabilir gerçekten. Aynen öyle, crossline. Ve görüşürüz Mojo Rawley. Lucha Dragons şu an maçta kalan tek tag team. Dash Wilder reverse'ledi Kalisto'yu. Atomic Drop. Atabilecek mi? Mojo'yu görüyorsunuz abi. Adam hayal kırıklığından çok acı çekiyor şu an. Gerçekten bayağı acı çekerek arka alana gidiyor. Çünkü super kick yedi abi. Ondan sonra crossline falan yedi. En ağır atılan bu Battle Royale'de kesinlikle Mojo Rawley'ydi. Kalkmasını istiyor Dash Wilder ama yapay zekanın ne yapacağını biliyorsunuz. Bunu yapacak. Ooo, Codebreaker denemesi Kalisto reverse'ledi. Yakaladı Scott Dawson. Aha. Aha. Crossline. Crossline ve Kalisto gitti. Şimdi Lucha Dragons vs. The Revival. Kazanan ilk contender olacak tag team şampiyonlukları için. Ve bir tane daha contender belirlemem gerekecek tabii ki de. Onu da NXT'deki tag teamlerle belirleyeceğiz işte. Bu arada fark etmediyseniz buradaki bütün tag teamler SmackDown'da olan tag teamlerdi. Büyük ihtimalle onu da böyle belirlerim diye düşünüyorum. Battle Royale'de eğlenceli çünkü. Bir sürü yeni animasyon falan var. Bir daha bir şaşırtıcı bir şekilde yani tag teamler birbirine dalmadı o kadar. Tabii vurdular falan da. Şans mıydı? Neydi bilmiyorum ama.
Oo, Olympic Slam. Oyunda Samoan Drop diyorlar. Yani Samoan Drop'un bayağı modlanmış, modifiye edilmiş versiyonu. Evet. Türkçe konuşabiliyorum yahu. Uh-oh, uh-oh. Neckbreaker geldi Sin Cara'ya. Partnerini elimine etti Dash Wilder. Bakalım tüm tag team'i elimine edebilecek mi? Bu hareketi yerse edemeyebilir. Kaldırdı. Uuu, çok güzel bir Welcome to Chicago Motherfucker çekti Sin Cara. People's Champion. Bakalım. Ne yapacak şimdi? Ho. Güzel tekmeler. Bir tane daha. Üçüncü tekmede artık Dash Wilder dayanamadı ve yere düştü. Sin Cara. Hızı kesmiyor abi. Hızı kesmiyor Sin Cara. Oh, Dash Wilder son anda kurtuldu. Yo, no flips, just fist diyor. Chop denemesi Sin Cara'ya izin vermedi. Oh, çok güzel bir drop salt tipinde bir hareket geldi. İplere falan girdi. Tam göremedim ne yaptığını Sin Cara'nın. Hesse çekti ringin ortasına doğru. Snap. Mare. Miydi neydi lan bu hareket? Kesin baş. Snap back neck breaker. Bir hareketi vardı abi. Bir, hani eskiden bilirdim var ya, nasıl unutuyorsam böyle sürekli gördüğüm bir hareketi. Gerçi gerçek WWE'de görmüyoruz. Universe modda falan hep yapıyorlar. Oyunlarda hep yapıyor yapay zeka hareketi. Neyse. Uh-oh, uh-oh. Sin Cara'nın neyi beklediğini biliyorum sanırım. Tamam, beklediğim, düşündüğüm şeyi beklemiyormuş. Oh, Dash Wilder'ı kaldırdı iyice. Atabilecek mi ama? Sin Cara atabilecek mi? Galiba. Çok uzadı abi. Yorulmuş olmalı Sin Cara artık. Aynen öyle Dash Wilder. Kurtulmayı başardı Sin Cara'nın ellerinden. Oh, uppercut. Sin Cara sinirlendi ama. Bir işe yaramadı sinirlenmesi. Oh. Yine yakaladı bir şekilde Dash Wilder Sin Cara'yı. Kaldırdı powerbomb pozisyonda. Oo. Gory bomb'dı sanırım. Az önce Sin Cara'nın yediği hareket. Ve Dash Wilder coşmuş durumda. Bir elbow drop denemesi yaptı. Çok berbat botch yaptı. Bu botch için yüzünden maçı kaybedebilir. Hayır. Hala kapışıyor. Aa, of. Tam ensesinin köküne yedi crossline'ı. Sin Cara ama hala kapışıyor o da. İkisi de pes etmiyor abi bu tag team'den. Bacağı bir elbow drop. Dize daha doğrusu. Codebreaker'ı zayıflatmak için. Ben olsam atmaya çalışırdım adamı artık, o zayıflatma olayını geç yani, çok geç kaldım. Güzel bir double stomp. Tekme deneyecekti. Dash Wilder tuttu tekmesini. Dragon Screw Leg Whip. Yakaladı Sin Cara'yı. Aha, iplere doğru götürüyor. Götürdü. Crossline ve hoşça kal Sin Cara. Dash Wilder kendi takımı için, The Revival için kazancı aldı. Bu demek oluyor ki görünüşe göre tag team şampiyonlukları için contenderlar. NXT'den de contender belirleyeceğiz ve pay-per-view'de buluşacaklar. Çay içecekler falan. Bakalım arada elektrik var mı? Cesaro'yla Sheamus tren oynuyorlar herhalde orada. Arkalarından Mojo Rawley geliyor. Kalisto Zack Ryder'laymış orada, tek başına sandım da. Ama evet, Scott Dawson niye dışarıda duruyor ki abi? Tag team partneri de kutlasın bu olayı. Neyse, hadi diğer maçımıza geçelim. Bunu demeyi özlemişim lan, ne zamandır demiyorum. Ve sırada sadece Dolph Ziggler değil, Mr. Bol şans ama ne o şans Dolph Ziggler var, çünkü yine nickname'ine uyacak bir şey oldu abi. Aslında bir süreliğine bayağı yakındı. Bayağı yakındı, turnuvaya girecekti Dolph Ziggler. Sonra bir anda oylar değişti falan ve turnuvadan girme hakkını kaybetti. Çünkü aşağılarda kaldı. Klasik Ziggler işte. Şimdi bana Mike Rear'da çektirdikleri yüzünden
Gerçek hayatta da çektirdiği acılar yüzünden bu maçı yapmak istedim. Alın bakalım, birisi diyordu Big Show'u asla görmeyeceğiz diye. Ne oldu lan, ha ne oldu? Gördün mü Big Show'u? Evet, bu Dolph Ziggler vs. The Big Show. Ve? Ve İyi şanslar Dolph. İyi şanslar. Ha tabi. Olur da bir şekilde. Bu 3'e 1 handicap maçını yenebilirse Ziggler, sorgusuz sualsiz birinci contender olacak WWE şampiyonluğunda. Ama yani ben hiç ihtimal görmüyorum. Sin Cara'nın turnuvayı yenme ihtimali daha fazlaydı yani. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu arada Seth Rollins'inkini geçmedim çünkü ilk defa WWE şampiyon olarak giriyor. Ve daha önce full girişinde görmemiştik zaten. En azından ben göstermemiştim hiçbir videomda. Hadi bakalım. The Shield ve Big Show vs. Dolph Ziggler. Big Show başlıyor bir de şimdiden. Geçmiş olsun. Ziggler iyi başladı bak. Tekme tekme, yumruk yumruk yumruk. Tokat. Irish Whip. Big Show'a karşı gayet iyi başladı. Oha, tepeye çıkardı Big Show'a. Superplex mi geliyor Ziggler'dan? Hayır. Oh, face buster. Sex Factor. Ama işte Big Show kendine geldi hemen. O X Factor Big Show kendine getirdi sanıyordum. Ha, getirmiş, tamam getirmiş. Yakaladı şimdi Ziggler Big Show. Lere doğru götürdü. Aho. O hareketten kaçacaktın. Ohoho. İplere doğru resmen uçurdu yani Ziggler'ı. Adam uçtu. Ringin iyice ortasına değil, kendi köşesine çekti. Kime tekmeyecek? Dean Ambrose. X'in ismi de D ile başlıyor ya. Beynim orada bir çatışma yaşadı. Dolph vs. Dean. Bu maçı sanki daha önce görmemiş miydik? Büyük ihtimalle görmüştük. Çok benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum çünkü. Ve Dolph Ziggler Dean Ambrose'a karşı da iyi başladı lan. Bu ne böyle? Vay anasını. Belki de turnuvaya koysaydım Ziggler'ı durduran olmayacakmış. Yani burada durdurabilecek bir kişi var sanırım. O da şu an alkışlıyor bak. Yani eminim o girerse Ziggler'in işi bayağı zorlaşacak. Powerbomb pozisyonuna getirdi ve powerbomb'ını yaptı. Ve Big Show'a geri tagini verdi abi yani. Hazırladı Ziggler'ı, süsledi. Big Show'a geri yaptı. İade etti. Hani çiçekçiye gidersiniz düğün arabası yapar ya size. Ne kadar iğrenç bir benzetme biliyorum ama. Öyle oldu abi yani, öyle oldu. Big Show bu sefer powerbomb pozisyonuna getirdi Ziggler'ı.
Ooo, iplerin üstüne bıraktı sonra. Bayağı sakatlık çıkarabilecek bir hareket olan. Sakin ol Big Show. Of, bu kafayı yedikten sonra olur herhalde. Şu an Ziggler hiçbir şey yapamıyor zavallı. Oo, revanşını alacak. Revanşını alacak çok daha sert bir şekilde Big Show. Choke slam. Top rope choke slam. Tuşa gitti. Hakem sayıyor. Oo, Ziggler'dan bayağı erken bir kick out. Beklemiyordum. Direniş gösteriyor Ziggler. Hemen kaybetmeyecek bu maçı. Yani saygı duydum ben olsam. Yani hiç hasar almadan abi önümüzdeki haftalara bakalım deyip orada tuş olmuştum ben. Çünkü bak, çok senden tuş olmadın. Şimdi yiyeceksin. Oo, knockout punch geldi. Beyaz sakallı Big Show'dan. 1, 2 ve 3. Seth Rollins. Yani ter bile dökmedi abi. Maça girmesine bile gerek kalmadı. Hatta birebir maç yapsaymış Big Show'la. Yani ona bile kaybedebilirmiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Ne dersiniz? Big Show'la birebir maç yaptırayım mı Ziggler'a? Belki sonuçlar farklı olur. Ama ondan kalk punch'tan sonra Ziggler'ın kalkacağını sanmıyorum zaten. Tek kalkan şeyler seyircilerdi yani. Onlar da vay anasını Ziggler'ı öldürdü diye şey yaparak kalktılar yani. Setronza yeah abi çok şey yaptım ben orada falan diye geziniyor. Gerçi şey de Dean de çok bir şey yapmadı. Ama bu hafta zaten daha önemli şeyler olduğu için böyle küçük bir rol vereyim dedim bu üçüne. Hadi Shield pozu yapın. Big Show Shield'ın yeni üyesi falan. Olabilir. Belki birbirlerini severlerse. Neyse devam edelim. Ve işte karşınıza 2018'in ilk kadınlar maçı ve ilk Triple Threat maçı. Bu da tag team maçı gibi olacak. Hani Battle Royale'de bu hafta birinci contender belirledik ya. Yine NXT'de de Triple Threat yapacağız ve birinci contender belirleyeceğiz. Karşınızda Alexa Bliss. Geçen seneyle birebir aynı. Kostümü değişik tabii ki. Onun dışında birebir aynı. Ve bu bayağı hayal kırıklığına uğrattı beni çünkü hiç güzel gözükmüyor bence yani. Seneye bir Alexa Bliss'in modelini güncellemeye gerek diye düşünüyorum ben. Benim düşüncem bu. Bu sene kötü gözüküyor yani. Girişi de aynı bu arada, giriş animasyonu da bildiğim kadarıyla. Neyse. Karşısında iki tane akli dengesi çok da yerinde olmayan kadın var. Bunlardan ilki. Şarkısı çok güzel aslında lan. O yüzden dinleyeceğim. And her opponent, first from Glasgow, Scotland, Nikki Cross. Evet, tek başına geliyor Nikki Cross. Sanity kardeşlerim midir artık? Arkadaş ne diyorlarsa birbirlerine. Onlar yanında yok. Dolayısıyla bakalım maçı kazanabilecek mi? Kesinlikle tabii ki de diğer Sanity üyelerinin yanında olması çok aşırı derecede yardımcı olurdu Nikki Cross'a. Ama bugün dediğim gibi tek başına, bir yüzünü görelim de girişine geçeceğim. Birazdan da göreceğiz zaten. İşte kendisi burada. Ve son olarak
Şimdilik NXT şampiyonu. Place olduğu gibi bir şey. Kemeri askadan çıkarmayı unutmuşum. Kahretsin. Neyse. Tabii ki de Asuka olacaktı abi yani. Bu maçta olmasa diğer maçta olacaktı. Diğer maçta da abi şu an bayağı hani kadro dinastri bayağı iyi. Yani bazen istediği insanlar olacak, göremeyeceksiniz. Şimdiden söyleyeyim. Yani. Henüz ben de %100 karar vermedim diğer maça kimleri koyacağımı. Ama büyük ihtimalle ya mesela Asuka gibi modeli yenilenmiş kişileri koyacağım. Ya da yepyeni insanları koyacağım. Yani tahmin edebilirsiniz. NXT bölümünde. Kadınlar maçında. Hangi üç kadının olacağı. Hadi bakalım. Alexa Bliss bu sene ilginç gözüküyor. Nikki Cross gayet güzel gözüküyor. Asuka geçen sene benim için hani sorunsuzdu. Bu sene iyice coşturmuşlar. Ve genel olarak bu sene biliyorsunuz yani şişirmişler. Neyi şişirdiklerini söylememe gerek yok herhalde. Kadınların egolarını şişirmişler. Yani neyse. Suplex ile başladı Asuka ofensine. Tag team. Aynen öyle. Double team hareketi yapacaklar. Russian leg sweep. Ve ringten ilk kaçan Nikki Cross olmadı. Hayır. Güzel bir back suplex. Hangisi suplex? Hangisi body drop'tı? Hangisi lariat'tı? Hangisi crossline'dı? Hangisi head scissors? Hangisi hurricane runner'ıydı? Gerçi onu biliyorum. Head scissors da hurricane runner'ı sanırım biliyorum. Ama yine de zor sorular abi. Bunları cevaplamak çok zor. Nikki Cross snap suplex'le. Evet, ilk çıkan Asuka oldu ringten. Şimdi Nikki Cross hiç nefes alamadan of kitchen sink yedi. Ve abi Asuka'yı takip etti Nikki Cross'ta. Çok güzeldi lan, aşırı akıcıydı animasyon yani. Alexa Bliss. Yani ringin diğer köşesinde fırlatıldı. Hayvan gibi yumrukluyor şimdi Nikki Cross. Yani maçtaki en deli kişidir. Asuka'da da böyle delilik var hafif. Hatta bayağı. Ama hani böyle nasıl diyeyim, göte geldiği anlarda çıkıyor Asuka'da böyle şeyler. Nikki Cross her zaman deli. Oysa delice şeyleri Nikki Cross'tan bekleyin bir maçta. Şimdi Alexa Bliss de Asuka kapışıyor. Nikki Cross dışarıda olan. Ve Bliss yani bayağıdır dayak yiyor ama şu an için iyi gidiyor. Nikki Cross hemen ayağa kalktı, ringe girdi. Kimin peşinden gidecek? El işaretleri yapıyor, gelin gelin diyor. Bir dakika, double team hareketi. Bir kez daha bu sefer. Güzel bir SEO Russian leg sweep kombosu gördük orada. Snap suplex. Hayır, Asuka izin vermedi. Bir dakika, roll up, roll up. Bir. Nikki Cross çok güzel reverse'ledi ama Asuka anında kick out yaptı. Elbow strike. Northern Lights suplex. Tuşa gitmedi. Alexa Bliss yakaladı. Güzel bir arm drag. Biraz amaçsız oldu o baştaki hareket ama güzel bir arm drag. Yani izlemesi güzeldi. Okay. Güzel bir fireman's carry geldi. Alexa Bliss şu an on fire yani. Çok iyi gidiyor. Bunu dediğim için geberecek büyük ihtimalle. Hayır. Bir tane daha reversal oldu Asuka'ya. Ve yakaladı. Güzelce bir de bir yere vurdu. Nikki Cross'ın ne yaptığını görüyorsunuz. Tersten sakso çekiyor işte. Cross body yapmayı denedi. Hala deniyor abi. Takmıyor maalesef. Diğer ikisi. Ama şimdi Alexa Bliss bu hareketin takmak zorunda kaldı. Çok güzel bir reversal. Çok güzel. Hakem neredesin hakem? Nereye bakıyorsun? Bir. Oho, bu maç Alexa'nın da abi. Hakem sağ olsun. Zombiye benziyor anasını satayım. Herhalde akrabalığımız var. Hiç. Umursamıyor maçı. Alexa Bliss. Yani klasik yapay zeka geleneğini yerine getirdi. Köşeye çıktı ve hiçbir şey yapmadı. Bu arada bu ikisi kapışırken Nikki Cross ile Alexa Bliss. Asuka köşede fanları coşturuyor. Neyse, maça geri döndü Asuka. Sadece de bir back attack yaptı. Neydi bu hareketin ismi bilmiyorum. Bir dakika. Bir, iki. Hayır, Alexa Bliss kick out yapmaya başardı. Yani Nikki Cross da maçı kurtarmak için iyi bir pozisyonda değildi bir saniye.
Şimdi öyle Nicky Cross Askalak geldi. Nicky Cross mal gibi oturup izleyecek sanırım. Asuka'nın pes et, aman Alexa'nın pes etmesini izleyecek. Hayır. Tamam, kurtarmıştı Nicky Cross. Maç hala devam ediyor. Deli manyak ya abi gerçekten. Birinci contenderlığı kaçırıyordu. Kadınlar şampiyonluğu için. Şimdi olacak galiba yalnız. Tuşa gidiyor. Çok çok yani amaçsız bir tuş. Sadece zaman harcadı orada resmen. Nicky Cross'ın aklında ne var? Artık hiçbir şey olmayacak bu inverted DDT'den sonra. Alexa Bliss. Chin Breaker yedi. Insult to injury bekliyordum ben. Bir saniye. Nicky Cross yakaladı. Biraz daha omuzlarında tutuyor ama yapmadı. Bir şey yapamadı. Alexa Bliss. Kurtuldu Nicky Cross'tan. Russian Leg Sweep. Double Russian Leg Sweep gördük bir kez daha. Sanırım bu. Aynen, Nicky Cross biraz şimdi dinlenmeye çıkıyor. Back body drop. Ooo, Nicky Cross hemen ayaklandı. Şimdi Alexa'yı o tuşu ediyor. Çok şaka gibi ya. Alexa ikisinden de kaçmayı başardı. Irish Whip. Köşeye çıkardı Asuka'yı. Superplex mi göreceğiz? Aynen öyle, Superplex. Asuka ringten çıkıyor şimdi, sadece Alexa ve... Alexa kickout yapmamış mıydı? Niye hala yerde? Tamam, bir kez daha kickout yaptı. Alexa ve Nicky Cross var sadece şimdi ringte. Asuka bir süreliğine kendine gelemez. Nicky'nin aklında ne var? Yine hiçbir şey yok. Yapamıyor istediklerini hiç. Ve dışarı çıktılar. Bir an önce içeri girip maçı bitirmeleri gerekiyor aslında. Alexa da benimle hemfikir. Bu ne böyle? Herkes hemen tuşa gidiyor ya. Yani herkes de kick out yapıyor. Çünkü finisher'ın üzerine gitmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? İşte bu. Asuka bir kez daha. Back attack. Hareketin ismi bu değildi büyük ihtimalle ama olsun. İş, yani iş görür şimdilik. Hakem sayıyor. Bir. Hayır, bir de kick out geldi. Asuka'nın daha sert hareketler denemesi gerekiyor. Mesela şu an yapacağı gibi. Çok güzel dirsek darbeleri Alexa'nın alnına. Oh! Nicky reverse'ledi. Asuka ile Alexa yan yana yatıyor. Nicky bitirdim diyor. Asuka izin vermedi ama şimdi Nicky ile Alexa yok. Nicky çıktı, kaçtı ringten. Abi niye anlamsızca tuş ediyorsunuz lan? 2 oldu yalnız bak. Gidecekti sanırım Asuka, Şaman Alexa bu sefer. Şaka maka. O aynı hareketi denedi. Alexa'nın üzerinde bu sefer Alexa. Hayır dedi harekete. Snap suplex. Hayır. Alexa reverse dedi. Ve güzel bir hurricane run'a geldi. Aha. Twisted Bliss görmek üzereyiz. Twisted Bliss geçen seneyle aynı. Tuşa gidiyor ama Nicky Cross orada yani. Tabii ki de olmayacak o yüzden. Kodumu oturturum dedi Nicky Cross. Oturtacak galiba. Kendini tokatlıyor abi, ne yapacak Nicky? Swinging neckbreaker yaptı. Çok heyecanlı abi, çok mutlu falan. Bir an önce tuşa gitse iyi olacak. Asuka yerde. Alexa yardım edecek pozisyonda değil ve Nicky Cross. Nicky Cross kadınlar şampiyonluğu için şu an birinci contender. Hatta direkt şey yani, birinci contender demek doğru olur mu? Çünkü şampiyon var, bir de şampiyondan sonra birinci contender. Şu an şampiyon yok. O zaman kadınlar şampiyonluk maçındaki ilk kadın diyeyim, öyle diyeyim. O daha düzgün olur. Güzel. Asuka sonda ne yemişti? Tamam. Ha, Twisted Bliss yemişti. Ondan sonra geldi Nicky Cross. Alexa tuş etmeye çalışırken Asuka'yı tuşu kırdı. Kendi finisher'ını yaptı. Ve Alexa'yı tuş etti tabii ki de. Asuka daha yeni finisher'ı yemişti. Kalkamıyordu. Ve Nicky Cross da bundan yararlanıp maçı kazandı.
The following contest is scheduled for one fall. And it's for the WWE United States Championship. Ve Jojo'yu duydunuz. Doğru, şampiyonluk maçı olduğu için Ron Van Damme'in ismini söylemeyecek henüz. Bu United States şampiyonluk maçı ve bu ayrıca the main event of the evening. Hadi Ron Van Damme'in rakibi kimmiş öğrenelim. NXT'den yeni çıktı abi. From Tampa, Florida, weighing in at 200 pounds, Roderick Strong. İlginç. Neden Rob Van Damme'de bir şey demedi, ben mi duymadım? Olabilir. Olabilir. Kulaklığı girişin yarısında falan takmıştım ben. Roderick Strong işte NXT'den çıktı, taze sıcak. Bakalım. NXT'den çıkar çıkmaz. Main roster diyemeyiz. Çünkü Raw yok ya, doğru. SmackDown'da çok böyle büyük bir başlangıç yapabilecek mi? Çünkü hem Main Event'i yenecek, Main Event maçında olacak, Main Event maçını yenecek, hem de şampiyon olacak. Ve şampiyonlukta gayet güzel gözüküyor abi. United States şampiyonluğu gördüğünüz gibi farklı artık. Geçen sene WWE şampiyonluğu farklıydı. Belki yine değiştiririm. Ama şimdilik farklı olan tek şampiyonluğumuz United States şampiyonluğu. Gerçi NXT'de de bir farklı şampiyonluk var. Neyse. Collar and elbow tie-up yaptı bu ikisi. Headlock'ta ittirdi. Ve arm drag denemesi. Roderick Strong reverse'i kendi arm drag'ini yaptı. Tabii ki de arada güreş yeteneğine bakacaksak bu ikisi arasındaki daha iyi olan kesinlikle Roderick Strong. Neyse, Rob Van Damme'in yani o tip pozisyonlara girmemesi lazım. Ki hızlıca da çıktı gördüğünüz gibi. Sanırım suplex gelecek, basit ama etkili. Aynen öyle. Roderick Strong Ring of Honor'da çok uzun süre damga vurmuş bir insandır. Messiah of Backbreakers. O, hani öyle bir şeyler diyorlardı. Bunun nedeni de adamda o kadar fazla backbreaker var ki. WWE'ye gelince daha az yapmaya başladı, evet, ama yani eminim az yapsa da arada bir yaptığında bizi bayağı coşturacak hareketleri var. Finisher'ını da göreceksiniz zaten, muhteşem bir şey, ismini tam hatırlayamıyorum maalesef. Güzel bir Russian Next Week geldi Rob Van Damme'den. Tabi Rob Van Damme'in hareketlerini hatırlıyorum, hatırlamaz olur muyum? Şimdi koluna çalışıyor Roderick Strong'un. Boom! Roderick Strong fidget spinner gibi döndü. Rob Van Damme kaldırdı Roderick Strong'u. İplere doğru ve gerdi Roderick Strong, uçtu. Herkes yapıyor nedense herkesi. Bunu da herkes yapıyor nedense. Ooo, Rob Van Damme herkes gibi değil, atladı. Ama ıskaldı sanırım çünkü Roderick Strong umursamadan kalkmaya devam ediyor. İplerin orada clothesline. Ve üstüne. Güzelce iplerin üstüne fırlattı Rob Van Damme Roderick Strong'u. Tekmelerine devam. Ben demin tabii ki de hareket listesinde çok sert, çok etkili tekmeleri var. Bir tane daha suplex geldi. Yani tekme dışında bu maçta suplex yaptı Rabendam. Hep sırta çalışan hareketler. Tam bunu dediğim için kafasına çalışan hareket yapıyor tabii ki de. Commentator's Curse denen şey çok hoş bir şeydir. Neyse, Rob Irish Whip yaptı köşeye. Bu maç erken bitebilir abi. Prematüre bitebilir.
WWE şampiyonluk maçı gibi. Roderick Strong reverselendi Van Damme tarafından. Reverselendin dedi Van Damme. İpleri fırlatıyor bir kez daha. Az önce suplex spin'de bir şekilde yapmıştı. Oh, standing moonsault geldi. Rob Van Damme'den springboard leg drop denemesi. Ama yine adam ortada değildi yani. Rob Van Damme'i etkilememiş gibi gözüküyor bu. Kendine geldi, hemen taunt yaptı. Maçı devam ettiriyor. Ettiremiyor. Roderick Strong reverseledi. Güzel bir cloverleaf yaptı. Rob Van Damme tabii ki de pes etmedi. Çok hızlı bir şekilde Roderick'i üzerinden attı. Her an Rolling Thunder görebiliriz. Ama hayır. Rob Van Damme biraz daha bekleyecek o hareketi yapmadan önce. Omuzuna hoşça kaldı Roderick. Güzel bir Irish Whip. Rob Van Damme ringin dışından çıkacak mı? Bitirdim ulan diyor Roderick Strong, ilginç. Mal gibi baktı Rob Van Damme. Rob Van Damme de snap suplex yaptı. Yani hak etti, mal gibi bakmayacaktı Roderick Strong. Geri çekiliyor Rob Van Damme. Birinci takla, ikinci takla. Ve Rolling Thunder. Çok güzel pozisyonlandırdı. Sanırım monkey flip göreceğiz. Yani monkey flip tipinde bir şey gördük orada. Gayet özgün bir hareketti. Rob Van Damme çok hızlı bir şekilde köşeye tırmandı. Ve Rob Van Damme'den 5 star frog splash. Ve sanırım ilk United States şampiyonumuz Rob Van Damme. Aynen öyle, Roderick Strong. Nedense maçın sonunda beyninde bir durma yaşandı. Adam baktı Rob Van Damme. Rob Van Damme de peki dedi, geldi içeri. Snap suplex. Ondan sonra bitti Roderick Strong için maç. Evet, burada Rolling Thunder'ı görüyoruz. Evet, tabii ki de Rob Van Damme United States şampiyonluğunu kazandıran hareketi görüyoruz şimdi de. 5 star frog splash. Roderick Strong'un pek de yapabileceği bir şey kalmamıştı bundan sonra. 1 ve 2 ve 3. Tebrikler Rob Van Damme. Kemere uygun bir kıyafet yaparım belki sana üşenmezsem. Bu kırmızı fena durmaz aslında bu kemerle birlikte. Neyse. Bu da bu bölümün sonuydu beyler bayanlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. NXT'de görüşmek üzere. Orada da önemli maçlarımız olacak. Kendinize iyi bakın. Hocam.